çoğumuz zatürreyi yani tıptaki adıyla pnömoniyi sadece bir akciğer enfeksiyonu olarak biliriz. Ama zatürre ortaya çıktığı yeryüzünden bir akciğer enfeksiyonundan fazlasıdır. Karşımızda akciğerlere ait bir çizim var ve ben de bu konuyu bu çizim üzerinden anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Sağ ve sol akciğerlerimiz var. Öyle değil mi? Ekranda gördüğünüz sağ akciğerin loblarını çizeceğim. Evet. Sağ akciğerimizde alt, orta ve üst olmak üzere 3 lob var. Sol akciğerde ise 2 tane. Hava yolumuz olduğunu da biliyoruz. Evet, ana hava yolumuz. Buradaki sarı çizgi dikkatinizi çekmiş olabilir. Ancak onu şimdilik görmezden gelmenizi istiyorum. Ana hava yolumuza odaklanalım. Nefes aldığımızda hava buradaki daha küçük olan hava yollarına ulaşır ve bu küçük hava yollarının ucunda da üzüme benzeyen minik keseler vardır. Gözümüzün önüne getirebilmemiz için şuraya birkaç tanesini çizeyim. Üzüme benzeyen bu keseler aslında hava keseleridir ve alveol olarak adlandırılırlar. Gaz alışverişinin yani soluduğumuz oksijenin kana geçmesini Karbondioksitin de kandan alınarak havaya karışmasını sağlayan alveoller, akciğerlerimiz ve dolayısıyla bizim için son derece önemlidirler. Önemli olduklarını söylemişken, zatürenin de işte tam burada, yani alveollerde gerçekleştiğini eklemek istiyorum. Alveoller gerçekte çok ama çok küçüktürler ve buraya çizdiklerim milyonlarca defa büyütülmüş halleri. Ayrıca sayı olarak da çoklardır. Yani tüm hava yollarımızın uç kısımlarında milyonlarca alveol vardır. Dediğim gibi alveolleri eğer şişirecek olursak buna benzeyen bir şeyle karşılaşırız. Şekli tamamlamak için alveollerin altlarında yer alan kısmı da çiziyorum. Evet bunlar alveoller. Bunlar da alveollerin altında hatta üstlerinde yer alan minik kan damarları. Alveollerin aralarında ise akciğer dokusu bulunur. Bunu da kahverengiyle çizip belli olması için tarıyorum. Zatürre hastalığı ya da enfeksiyonu bu hava keselerinin içindedir. İşte tam burada. Vücudumuzda bir kesik ya da enfeksiyon olduğunda vücudumuz bu duruma enflamasyonla cevap verir. Enflamasyon sonucu alveol dokusu iltihaplanır ve bir sıvıyla dolmaya başlarlar. Alveolleri dolduran bu sıvıyı yeşille gösteriyorum. Enfekte olmuş sıvı işte bu şekilde birikmeye başlar. Peki sizce burada sorun olan şey nedir? Hava soluduğumuzu söylemiştim değil mi? Şuraya geçeyim ve bunu da maviyle göstereyim. Evet, bu mavi çizgi havayı temsil ediyor ve nefes aldıktan sonra hava bu şekilde akciğerlerin içinde soluduğumuz oksijenin kana geçeceği yer olan alveollere doğru ilerliyor. Ama burası enfekte sıvı ile dolu, yani tıkanmış. Başka bir deyişle, bu sıvı oksijenin kana girmesine, karbondioksitin de dışarıya çıkmasına engel olur. Zatürre'nin yarattığı sorun da budur işte. Hava keselerinin havayla dolmasını engeller. Eğer bu kişi zatürre hastası olsaydı, isterseniz hemen buradaki hava keseciklerini de yeşille boyayalım. Evet, eğer bu kişi zatürre hastası olsaydı, alveolleri yeşille çizdiğim enfekte sıvı ile dolu olacak ve bu durum doğal olarak solunumunu etkileyecekti. Bu durumun sonuçlarından biri disipne yani nefes darlığıdır. Nefes darlığında hasta solunum güçlüğü çeker yani nefes alıp vermekte zorlanır resim üzerinde göstermem gerekirse, gaz alışverişi burada biriken sıvı yüzünden gerçekleşemez. Evet, biriken sıvı yüzünden oksijen kana geçemez. Zatürre hastaları göğüs ağrısından da şikayet ederler. Alveol seviyesindeki enflamasyona ek olarak göğsümüzdeki ağrı reseptörleri yüzünden göğüs ağrısı da izlenir. Peki ya öksürük? Alveollerdeki sıvıyı düşünürseniz, sizce vücudumuz buna nasıl bir tepki verecektir? Doğru tahmin ettiniz. Vücudun bu duruma vereceği cevap öksürmektir. Hava yollarını açmak için alveollerdeki sıvıyı öksürerek dışarı atmayı deneyecektir. Bunun yanı sıra videonun başından beri zatürenin bir enfeksiyon olduğundan bahsediyoruz. Enfeksiyonlu hastalıklarda hastada ateş görülmesi son derece normaldir. Ateş düşük ya da yüksek bir şekilde seyredebilir. Peki zatüreye nasıl yakalanırız? Zatüreye çevremizden kapacağımız organizmalar ya da bu kategoriye girmeyen sebepler sonucu yakalanırız. İsterseniz öncelikle organizmalar hakkında biraz düşünelim. Şu omuza geliyorum. Buraya bir daire çizeyim. Daire bakterileri temsil edecek. Bu çiziminde virüsleri gösterdiğini düşünün. Bakteriler ve virüsler zatürenin bir numaralı sebepleridir. Ama bu iki suçluyla baş etmek için aşılara sahip olduğumuzu da hemen eklemek istiyorum. Zatürre enfeksiyonu söz konusu olduğunda bakteri olarak bir numaralı suçlu pneumokok, virüs olarak ise grip virüsüdür. Organizmalardan devam etmek gerekirse bakteri ve virüsler gibi mantar ve mikoplazmalar da vücudumuza girebilir ve bu duruma toplum kökenli adı verilir. Hemen not ediyorum toplum kökenli pnömoni ya da zatüre. Buradaki bulaşma günlük hayatımızda yaşadığımız aktiviteler sırasında olur. Toplum kökenli dendiği zaman aklınıza okulları, iş yerlerini ya da sokakta ve toplu taşıma araçlarındaki insanları getirin lütfen. Bu gibi ortamlarda hasta olan bir aracılığıyla hastalığa yakalanmanız durumunda zatüreye toplum kökenli zatüre adı verilir. Etrafımız hava ile çevrili olduğundan bu organizmaları içeren havayı solumamız durumunda hava bu şekilde ilerleyecek ve enfeksiyona sebep olacak. Organizmaların dışındaki sebeplerden de bahsetmiştik. Bu sebeplere de ventilatör ilişkili pnömoni ya da zatüre adı verilir. Hemen bunu da not ediyorum. Ventilatör ilişkili pnömoni. Ventilatörün ne demek olduğunu bilmeyenleriniz için, ventilatör hastanelerdeki solunum cihazlarına verilen isimdir. Ventilatör yardımı ile solunum yapan birisi tüpler aracılığıyla oksijen alır. Ekranın şu kısmına geleyim, hatta buradaki mavi çizgiyi de sileyim ve kendime tüp çizmek için yer açayım. Tüpü turuncu ile çizeceğim. Tüp ağız ya da burun aracılığıyla yerleştirilip bu şekilde aşağı doğru yönlendirilir ve şurada biter. Tüpün görevi hastaya oksijen vermektir. Tüp dış kısımdan da bir makineye bağlıdır. Buraya da O2 yazıyorum. Şimdi bunun neresi yanlış ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Akciğerlerle bu kadar yakın temas içinde olan bir tüp bakteri ve virüslerin içeri girip gelişmeleri ve zatüre sebep olmaları için biçilmiş kaftandır. Zatürenin bir başka türü olarak içine çekme anlamına gelen aspirasyondan da bahsetmeliyiz. Aspirasyonda solumamamız gereken bir şey soluruz. Şu tüpü sileyim de aspirasyondan bahsedelim bir dakika. Evet, bu durumda en büyük risk altında olan hastalar hakkında düşünmemizi istiyorum. Hep birlikte. Mesela kusan hastalar. Kusmuk akciğerlere kaçabilir videonun başında dikkatinizi vermeyin dediğim bu sarı cisme şimdi dikkatinizi verin. Nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz değil mi? İşte bunun adı epiglot ve onu boğazımızdaki trafiği yöneten bir trafik polisi gibi düşünün. Şimdi boğazımızın bu şekilde ikiye ayrıldığını düşünün. Bunlardan biri mideye, diğeri akciğerlere gider. Farkı görmek için şunu bir saniyeliğine açık bırakıyorum. Evet, akciğerlerimize giden yolu mavi ile işaretliyorum yeşille işaretlediğim yol ise mideye giden yoldur. Bu şekilde aşağı doğru devam eder ve mideye ulaşır. Epiglot açık olduğunda soluk borusuna bir şey kaçabilir. Kusan birini düşünün demiştim ya, epiglot açıkken kusmuk işte bu şekilde akciğerlere ulaşabilir. Akciğerlerimiz çok steril bir ortamda bulunurlar ve buraya gelebilecek herhangi bir yabancı madde bizi gerçekten çok ama çok hasta edebilir. Aynı durum bir şey yerken o şeyi nefes yoluyla yanlışlıkla akciğerlerine kaçıran biri için de söz konusu olabilir.